Herkese merhaba. Bu derste CSS için çok önemli olan, CSS konusunu anlamanız için çok çok önemli olan CSS türleri alanını anlatacağım size. Yani buradaki seçici türüne tıklayarak stil ayarlaması yapmanızı sağlayacağız. Ancak stil ayarlarına geçmeden önce sizin bir türünüz olmalı CSS'te ve bu türe göre CSS kuralı oluşturmaya başlamanız çok daha mantıklı. Class seçeneği, kimlik seçeneği, etiket seçeneğini izleyeceğim. Compound'a da en son değineceğim. Burada bilmeniz gereken en önemli husus bunların ne olduğu. Ve ben ilerleyen dakikalarda bunu anlatacağım. Siz benim dediğimi anlamazsanız eğer ya da bu video yeterli olmazsa mutlaka class, kimlik, tag, etiket, compound bileşiğin ne olduğunu internetten araştırın ve öğrenin. Zira burada seçeceğiniz türe göre CSS stilini oluşturmanız çok daha kolaylaşacak veya zorlaşacak. Hele bir de yanlış seçerseniz o işin içinden çıkamazsınız. Ben yıllar önce anladığım usulde size anlatmayı tercih ediyorum. Benim burada 3 tane resim var. 3 resimde herhangi bir problem yok. Yapmak istediğim şu. 3 resimden önce bir tanesine, sadece bir tanesine çerçeve eklemek istiyorum. Ve o bir tanesi de şu ikincisi olsun. Çerçeve ekleyeceğim etrafına. Çerçeve için border CSS'i kullanacağım. Ancak şunu demek istiyorum. Sizler bir CSS dili tanımlarken tek bir nesneyi hedefliyorsanız kullanacağınız etiket ID etiketi. Ben ID etiketiyle işleme başlayayım. Yeni stil oluşturuya tıklıyorum. Kullanacağınız kimlik yalnızca bir HTML öğesi için geçerlidir diyor. Tıklıyorum. Arkadaşlar buradan ID oluşturacağım. Mesela diyeceğim ki bu resmin adı fok balığı olsun. Bunun başına diyezi siz de ekleyebilirsiniz. Otomatikman kimliği seçtiğinizde diyezi o da ekler. Burada kritik nokta şu. Eğer bir seçicinin önünde diyez işareti varsa bilin ki o ID'dir. Türüne göredir. Özel olarak belirlenmiştir. Mesela fok balığı tıklıyorum. Tamam basıyorum. Sizinle birlikte yapmak istediğim şey kenarlık eklemekte. Top kısmından double seçiyorum. Çift olsun. Thin, zayıf. Buraya bir de girebilirsiniz. Bir piksel de olabilir. Ve mavi renkte. Dört bir yanı mavi renkli bir piksel genişliğinde çift çizgili kenarlık. Uygulaya bastım. Bir ID oluşturdum ama işim daha bitmedi. ID'm bekliyor. Fakat ben burada bir isim tanımlayamadım. Yani ben sağ tarafta tanımlamama rağmen sol tarafta bir resme fok balığı ID'si vermem lazımdı. Şimdi ona geliyorum. Kimlik. Fok balığı yazıp Enter'a bastığım anda etiketim hazırlandı. Canlıya basıyorum. Şu an itibariyle sadece fok balığı ID'si bu resimde olduğu için bu stil bunun üzerine uygulandı ya da giydirildi. Öyle düşünebiliriz. Şimdi bu birinci aşamaydı. Bunu siliyorum. İkinci aşama. Kullanacağım etiket class etiketi. Kendi özel stilinizi oluşturmak istediğinizde class etiketini kullanabilirsiniz. Ve burada da örnek içinde şu şekilde anlatayım. Bir ve ikinciye. Ben bir class etiketi oturtmak istiyorum. Ve çerçeve meselesi sadece bir ve ikincide olsun. Üçüncüde olmasın. Pekala. Bu sefer yeni stil ekleye geliyorum. Kullanacağım etiket class etiketi. Her HTML etiketine uygulanabilir. Siz buradan bir class yazacaksınız. Yazdıktan sonra istediklerinize uyarlayacaksınız. Örneğin class'ımızın adı ne olsun? Çerçeve stilim olsun. Çerçeve stil. Class'ları da uzaktan tek bir bakışta anlamanız için başında nokta olması yeterlidir. Otomatikman noktayı zaten o ekleyecek bize. Tamam basıyorum. Buradan gene kenarlığa geliyorum. Top solid olsun bu sefer. Yani tek çizgi thin ve yeşilimsi bir şey olsun. Uygulaya bastım. İşim henüz bitmedi. Bakın CSS'e çerçeve stilim adında bir stil attım, oluşturdum. Tamamen özel bir stil oluşturdum kafama göre. Ben bunları şimdi sayfaya giydirmem lazım. Sayfada belirtmem lazım. Hangisini demiştim? Bir ve ikincisi. Birincisine tıklıyorum.
Özelliklerden sınıf, çerçeve stilim. İkincisine tıklıyorum. Sınıftan, bakın class'ta otomatikman oluşturduğum çerçeve çıktı. Çerçeve stilim. Canlıya basalım. İkisinde de oluştu. Herhangi bir problem yok. Yani çerçeve stilini ikisine de uyguladım. Çerçeve stilini uçuruyorum. Son seçenek. Artık diyorum ki tek tek oluşturmak istemiyorum. İki taneyi de oluşturmak istemiyorum. Ben sayfadaki bütün resimlere, yani şu üç resme çerçeve eklemek istiyorum. Tek seferde. Bunun için kullanacağınız etiketse imaj etiketi. Yani direkt etiketi seçeceksiniz ve IMG'yi seçeceksiniz. Gösterelim. Yeni CSS kuralı. Buradan tak etiket. Etiketler önüne herhangi bir şey almazlar. Bunlar HTML etiketi olduğu için sadece buradan seçebilirsiniz. Yazmanız da yeterlidir. Buradan IMG'yi seçiyorum. IMG imaj, resim etiketi. Tamam basıyorum. Diyorum ki bu sayfada ne kadar resim varsa, yani imaj etiketli ne varsa hepsine ne diyeyim yapalım? Mavi renkle bir çerçeve ekle. Gördüğünüz üzere hepsi tek seferde eklendi. IMG etiketini gördüğü anda nereden anlıyoruz IMG etiketi olduğunu? Bakın IMG ile başlamış. Benim nereden resmi aldığı belli. IMG etiketini gördüğü anda border'ı ekliyor. Dolayısıyla CSS türlerinde bu seçeneğin ayrımına çok iyi varmanız lazım. Dördüncü seçenek ise compound, bileşen etiketi. Buradan da tamamen seçime dayalı, alt türüne dayalı ayarlamalar yaparsınız. Yani diyorum ki body'de Y divinde, şöyle anlatalım, div Y tarzında öyle uyduralım. Div Y'nin içindeki resmi değiştir sadece. Yani noktanın noktasındaki, uzak bir noktadaki yeri değiştir. Uzak bir noktadaki bileşeni değiştir. Tamamen ayrıntılı bir şekilde ve vurgulu bir şekilde uzaktan seçebileceğiniz bir bileşen eklemenizi sağlar.